Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere güçlü al sinyallerini nasıl tespit ederiz? Uzun zamandır arşivimde sakladığım mükemmel bir al sat sisteminden bahsedeceğim. Bu al sat sisteminde sadece yükseliş sinyallerini alıyoruz. Ancak arkadaşlar buradaki yükseliş sinyalleri çok güçlü al sinyali veriyor. Yani verdiği sinyaller backtest'lerde çok az oranda hatalı sinyaller veriyor ve ek olarak buradaki sistemimizin bir özelliği var. Buradaki sistemimizde arkadaşlar eğer bir hatalı sinyal alırsak onu telafi edebiliyoruz. Her şey zaten buradaki videomuzda sizlere aktaracağım. Bu sistemimizi videomuzu test edeceğiz ve 57 sinyalden 46 sinyalin başarılı olduğunu göreceksiniz testlerimizi yaptığımızda ve gerçekten mükemmel ve kusursuza yakın bir sistem diyebiliriz buradaki sistemimiz için. 57 sinyalden 46 sinyalin doğru olması demek %80 oranında başarı sağladığımız anlamına gelir arkadaşlar. Bu şekilde bu sistem sayesinde inanılmaz kazançlar sağlayabiliriz kripto paralar üzerinde. Ek olarak buradaki sistemimizde güçlü al yani dipte bir yükseliş sinyali aldığımızda çıkış noktamızda belli ve bu sistemi nasıl tamamen bir sistem olarak kullanırız. Bundan da videoda da detaylı olarak bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzda geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir sürü yorumlar gelmiş geçmiş olsun diye. Gerçekten arkadaşlar sizleri yanımda hissetmek beni çok çok mutlu ediyor. Gözümde arkadaşlar yavaş yavaş iyileşiyor. Allah beterinden saklasın diyoruz. Şu anlık bir sorun yok. Bakın yavaş yavaş iyileşiyor. Kırmızılığı geçti. Tekrar gerçekten sizlere çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar beni çok mutlu ettiniz. Sistem şu an resmen karşında ve tıkır tıkır işliyor diyebiliriz. Bu sistemi nasıl ücretsiz olarak kullanırsanız bunu hep beraber sizlere göstereceğim. Ücretsiz bir sistemin nasıl bu kadar yüksek oranda doğru sinyal verdiğini görünce bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Başka biri olsa emin olun bu sistemi nasıl pazarlarım bunu düşünür. Ancak ben bu sistem arkadaşlar ücretsiz olarak veriyorum ve bu sistem katıl butonunda yer verdiğim kendi stratejim kaldıraçla çok çok uyumludur. İkisini beraber kullanır arkadaşlar. Yanılma ihtimaliniz gerçekten çok çok düşük ve ben bu sistemi de kendi stratejim kaldıraçla beraber kullanıyorum. İnanılmaz bir şekilde etkili bir sistem. Sistemi kullandığınızda ne kadar iyi çalıştığını sizler de göreceksiniz. Hemen çok uzatmadan arkadaşlar sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenir ve kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bu şekilde video devamı her zaman gelir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar abonelerimiz yükseldikçe alsat taktiklerini yüklemeye devam ediyoruz. Sizler için arkadaşlar gece gündüz çalışan bir ekip olduğundan şüpheniz olmasın hiçbir zaman. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Kesinlikle arkadaşlar A'dan Z'ye bu videoyu sonuna kadar izleyin ve öğrenin. Ücretsiz olarak sistemi kurun ve bu güçlü al sinyallerini sizlerde de alın. Ne kadar iyi çalıştığını görünce bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. 7 tane sinyalden 46 tanesi doğru sinyal veriyor ve inanılmaz yüzlerle bizlere kazandırıyor. Yani %0, %50, %1 de değil. Çok büyük yüzlerle kazandırıyor arkadaşlar. %5, %10, %20, %30 gibi. Bu sistemden inanılmaz paralar elde edebiliriz. Ücretsiz bir sistemin nasıl bu kadar kazandırdığına da inanamayacaksınız arkadaşlar. Buradaki sistemle beraber kendi stratejim kaldırıcı beraber kullandığınızda ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde zarar etme ihtimalinizi görmüyorum hiçbir şekilde. Şu şekilde bir yükselişi önceden tespit edebildik de 26.54'lük bir kazanç elde edebildik arkadaşlar. Basit bir şekilde. Güzel yanları var. Birincisi çok güçlü al sinyalleri veriyor ve ikincisi de hatalı bir sinyali çok çok nadir veriyor. Ancak hatalı bir sinyal alırsak bunu telafi etme şansımız da var arkadaşlar. Bu sistemi tamamen kendim buldum ve sık sık da başvurduğum ve önemsediğim bir sistemdir. Sizin çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Çok sevdiğim sistemlerimden bir tanesidir arkadaşlar. Yüzdeler gerçekten çok büyük. Yüzde 4, yüzde 5, yüzde 20 gibi. Bir de bunu kaldıraçla ve riskimizi minimize ederek oynarsak neler kazanabileceğimizi sadece siz düşünün. Arkadaşlar diyorum sizlere en diplerde yükseliş sinyalleri aktarıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistemimiz mükemmel çalışıyor diyebiliriz burada herhangi bir şekilde hatalı sinyal alırsak onu nasıl telafi ederiz nasıl en güçlü sinyalini alabiliriz bunlardan bahsettim burayı izlediyseniz zaten arkadaşlar bu sistemde çok çok başarılı olacağınızdan eminim bu şekilde arkadaşlar %3 olarak belirleyelim şimdi artık kafamız rahat arkadaşlar başımızı yastığa rahat bir şekilde koyabiliriz buradaki sistemi kontrol ettiğinizde göreceksiniz ki verdiği sinyallerin çok büyük yüzdesi doğru. Bakın çok büyük yüzdesi doğru arkadaşlar. Şöyle bir durum gerçekleşiyor. Backtestlerimiz arkadaşlar 57 sinyalden 46 tanesinin doğru olduğunu gördük arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu sistemi size tamamen ücretsiz olarak veriyorum. Yani tamamen ücretsiz. Elde edeceğiniz başarılar eski başarılarınızın kat kat üzerinde olacak. Bizlere %64'lük bir yükseliş sinyali vermiş arkadaşlar. En dipte bir sinyal vermiş. Çok iyi bir şekilde çalışan 4 dörtlük bir sistem olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş geçmiş en güçlü al sinyallerinden bir tanesini üreten bu harika sistemimizi hemen öğrenmeye geçmeden önce sistemimizi ücretsiz olarak tradingview.com sitesi üzerinden nasıl kurarız ve bu sisteme nasıl sahip oluruz hemen bu bölümümüze geçelim. Arkadaşlar Prime XBT borsasında 5 dolardan 500 dolara kadar kazanabileceğiniz bonus USDT'ler var ve hemen faydalanmanız için sizleri duyurmak istiyorum. Prime XBT'ye Referans linkimle kayıt olup al sat yaparsanız al sat yaptığınız hacme göre bonus USDT kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu ne demek? Burada diyor ki bakın görmüş olduğunuz gibi burada 1000 dolarlık hacme ulaşın ve 5 dolar bonus kazanın diyor arkadaşlar. Diğer tarafta yine aynı şekilde 100.000 dolarlık hacme ulaşın ve 25 dolar kazanın diyor arkadaşlar. Burada da yine 3 milyon dolar hacme ulaşın ve 500 dolar kazanın diyor Tabi buradaki bonuslarda yani 100 bin dolar yatırın demiyor. 100 bin dolarlık hacme ulaşın diyor arkadaşlar. Ek olarak başlangıçta herhangi bir işlem hesabınıza 100 dolar yatırıp hesabınızı doğrularsanız anında 10 dolarlık bir bonus hesabınıza geliyor. Ve yine ek olarak da arkadaşlar 3 arkadaşınıza davet ederek yine 60 dolarlık bir bonus kazanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu borsada aynı bakiye ile hem kriptoda hem forex'te hem de altın gümüş gibi varlıklarda al sat yapabildiğinizi de belirtmek isterim. Bu avantajlardan faydalanmak istiyorsanız açıklama kısmındaki referans linkimden PrimeXBT'ye kayıt olabilir ve hoş geldin bonuslarından ve avantajlarından faydalanabilirsiniz. Sizlere bir bilgi vermem gerekirse sistemin kullanımı çok çok basit. Kesinlikle dediklerimi harfiyen uygulayın ve ne kadar güçlü al sinyalleri aldığınıza çok çok şaşıracaksınız ücretsiz bir sistemin nasıl bu kadar kazandırdığına da inanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi değerli vaktinizi almadan hemen bu sistemin nasıl kurulduğu bölümümüze geçelim. Tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne ilk olarak arkadaşlar TRIX. Aynen bu şekilde yazılıyor. TRIX şeklinde yazılıyor. TRIX şeklinde bakın. Teknikler bölümünde yani bu sistemi borsalarda da kullanabilirsiniz. Örnek olarak Binance açıp Binance'ın grafiklerinde de kullanabilirsiniz. Tradingview.com sitesi haricinde de kullanabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Al Masaht sinyalleri üretebileceğiniz mükemmel bir sistem. Bu videoda karşınızda ücretsiz olarak bu sistem'i sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şimdi Trix indikatörümüzü bir kez tıkladık ve entegre ettik. Şimdi çok önemli bir bilgi var arkadaşlar burada. Bu bizler için çok çok önemli. Öncelikle ayarlar bölümüne geliyoruz indikatörümüzde. Uzunluk 18 olarak kalıyor. Kesinlikle bunu değiştirmiyoruz. Sonrasında stil bölümünde ortadaki sıfır çizgisine bakın. Sıfır çok çok önemli. Burası her zaman sıfır olarak kalacak. Buradaki çizgimiz tam ortada kalacak. Sıfır çizgimizi bu şekilde gri olarak güncelleyelim. Yani buradaki ortadaki çizgiyi net olarak görmemiz gerekiyor. Buradan kırmızı çizgiyi de en ince kalınlığında kullanıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz. Şimdi bu bölümü çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü sistemi herhangi bir şekilde hatalı olarak kurarsanız sinyalleri yanlış alabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar sistemi güzelce kuralım. Sonrasında hemen al sinyallerimizi üretmeye başlayalım. Sonrasında göstergeler bölümünden aşina olduğumuz süper trend indikatörümüzü hemen grafiklerimize ekliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi süper trend de bir gömülü indikatördür. Yani Binance gibi, FTX gibi, KuCoin gibi borsaların grafiklerinde de kullanabilirsiniz. Tradingview.com sitesi harici bunu da belirtmek isterim. Sonrasında burayı kapatıp hemen ayarlar bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Süper trendimizde buradaki sistemimizde ATR range'i 10 olarak bırakıyoruz. Faktörü ise 2 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizde faktörü 2 olarak güncelliyoruz. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde burada düşüş sinyallerini iptal edebiliriz arkadaşlar. Bizlere burada yükseliş sinyalleri veriyor. Buradaki sistemimiz ve çıkış noktalarımızda bizlere söylüyor. Çıkış noktalarımızı, yükseliş sinyallerimizi nereden alacağımızı vesaire. Zaten hepsini bu videoda sizlere A'dan Z'ye anlatacağım arkadaşlar. Herhangi bir şüpheniz olmasın. Up ve arka plan rengini açık bırakıyoruz ve sonrasında tamama basıyoruz. Ek olarak bir bilgi vermem gerekirse görünürlük bölümleri de her zaman aynı şekilde kalıyor. Evet arkadaşlar sistemimiz bu kadar basit bir şekilde kuruluyor. Yani buradaki sistemimizde uzun uzun bir kurulum yapmıyoruz. İki tane indikatörümüz mevcut. Bu iki indikatörümüz bizlere şu şekilde sinyal veriyor. Aşağıdaki indikatörümüz bizlere dipleri tespit ediyor. Yani düşüşün ne kadar devam edip ne kadar etmeyeceği ile ilgili bizlere bilgi veriyor ve en dipte de süper trend indikatörümüzden sinyallerimizi alacağız. Basit bir şekilde kurulumumuzu görmüş olduğunuz gibi yaptık arkadaşlar. İki indikatörle harika sinyaller üreteceğiz şimdi sizlerle birlikte. Bu iki indikatörle öyle güçlü al sinyalleri üreteceğiz ki bana teşekkür edeceğinizden kesinlikle eminim arkadaşlar. Bu sistemi ücretsiz olarak sahip olduğunuz için. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan al sinyallerimizi nasıl alırız hemen bu bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Matik USDT bir saatlik grafiklerde nasıl sinyallerimizi alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Öncelikle bakın Trix indikatörümüze bu şekilde çift tıklayarak büyütüyoruz ve burada sizlere detaylı olarak nasıl sinyal alabileceğimizi gösteriyorum arkadaşlar. Buraya kesinlikle pür dikkat dinlemenizi sizlere rica ediyorum. Benimle birlikte tradingwave.com'u kurup kurulumunuzu yapabilirsiniz ve benimle birlikte hareketlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bakın buradaki örneğimizde buradaki görsel şunu da yeşile bir çevirelim. Yükseliş sinyalini verecek. Buradaki görselde Düşüş sinyalini verecek arkadaşlar. Şu şekilde kırmızıya çevirelim. Evet. Şimdi aşağıdaki indikatörümüzde arkadaşlar alttan yukarı doğru kesişinde yani kırmızı çizgi beyaz çizgiyi alttan yukarı doğru kesiyorsa yükseliş sinyali değil. Bakın bu çok önemli. Yükseliş sinyali almıyoruz. Buradaki sistemde aşağıdaki indikatörümüzü trendin devamlılığıyla birlikte hareket ettiriyoruz. Yani trendin tersine işlem açmıyoruz burada. Yani burada ne demek istiyorum? Eğer kırmızı çizgi beyaz çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesiyor ise bizlere düşüş sinyali verir arkadaşlar. Bakın bu bizler için çok çok önemli. Bizlere düşüş sinyali verir. Yani burada bir al sinyali almıyoruz kesinlikle. Hemen bunu temizleyelim. Bakın. Burada biz yükseliş sinyalimizi nasıl alıyoruz biliyor musunuz? Burada Kırmızı sinyal bu şekilde yukarıda devam edecek. Sonrasında kırmızı sinyalin bakın kodunu da buradan görebilirsiniz. Hemen şu şekilde göstereyim. Bakın kodunu da buradan görebilirsiniz. Yani kırmızı çizgi yukarıdan böyle aşağı doğru gelecek. Bakın 459, 273, 103. Sonrasında bakın eksi 0.60 yani eksiye geçtiğinde kırmızı çizgi beyaz çizgi yukarıdan aşağı doğru kesip mum kapattığında bakın çok önemli tırnak içinde söylüyorum. Mum kapattığında Böyle bir görüntü görüyorsak yani yukarıdan aşağı doğru kesiyorsa bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörümüz. Bakın bu çok önemli. Bunu gerekirse bir yere not edin. Ben çünkü bu sistemi başta kullanırken kafam karışıyordu. Aşağıdan yukarı doğru kesince yükseliş sinyali mi, yukarıdan aşağı doğru mu kesince yükseliş sinyali mi bir süre kafam karıştırmıştı arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle bunu ezberleyin. Yukarıdan aşağı doğru kesince yükseliş sinyali arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yukarıdan aşağı doğru kestiğinde tamam mı? Bu şekilde bir boşluk oluşacaktır bakın. Aşağıda bu şekilde bir boşluk oluşacaktır. Görmüş olduğunuz gibi yani kırmızı çizgi beyaz çizginin altındayken... Hemen şöyle göstereyim. Bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz. Süper trendimizden bir sinyal gelecek mi? Hemen bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki noktada herhangi bir sinyal almıyoruz. Bakın herhangi bir sinyal almıyoruz. Burada kırmızı çizgi beyaz çizgi aşağı kestikten sonra gelen ilk süper trend sinyali. Süper trend sinyali arkadaşlar bu şekilde bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada Mumumuz kapandıktan sonra bizlere süper trendimizden bir yükseliş sinyali gelmiş arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben şunu yeşile çevirelim. Buradaki yükseliş sinyalimizden sonra kırmızı çizgi aşağılara dolaşırken gelen ilk süper trendten al sinyali yani buradan yeşil sinyalin yanması bizlere bir yükseliş sinyali verir arkadaşlar. İşte bu. Biz sistemimizden bu şekilde yükseliş sinyallerimizi alıyoruz ve buradaki yükseliş sinyallerinin gücü inanılmaz derece çok güçlü. Hani deriz ya güçlü al sinyali veriyor diye. Tamamen bizlere burada güçlü al sinyali veriyor. Birazdan zaten bu sistemi uzun uzun test edeceğiz. Sinyallerini tek tek test edeceğiz arkadaşlar. Verdiği sinyaller yüzde kaç kar bırakıyor? Yüzde kaç stop loss koymalıyız? Sinyallere nasıl kaçınırız? Bunları zaten tek tek anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi birkaç püf noktasından sizlere bahsedeyim. Çok önemli püf noktalarıdır bunlar. Şimdi arkadaşlar bazen şöyle durumlar olabiliyor. Bu şekilde bir yükseliş yükseliş sinyali aldıktan sonra bakın burada kırmızı çizgi aşağıdayken süper trend yükseliş sinyali aldıktan sonra genel olarak bakın genel olarak yönünü tamamıyla yukarı doğru veriyor. Ancak bazen süper trend bu şekilde yönünü çok az yukarı verdikten sonra düşüş devam edebiliyor. Tam olarak buradaki örneğimizdeki gibi arkadaşlar bakın buraları kesinlikle çok dikkatli izleyin ve asla bir saniyesini bile ya bakın bir saniyesini bile asla ileri sardırmayın. Tekrar bunu söylüyorum arkadaşlar. Hatalı olarak bir sinyal almak istemezseniz bir şekilde buraları çok dikkatli dinleyelim. Bakın şimdi Trix indikatöründeki kırmızı çizgi aşağı doğru bakın kesişimini yapmış burada. Hemen görelim. Buradan bakın kesişimini yapmış. Bizlere bir yükseliş sinyalini vermiş burada. Sonrasında bekliyoruz. Tabii ki de burada işleme girmiyoruz arkadaşlar. Yükseliş sinyalini verdiği anda işleme girmiyoruz tabii ki de. Sonrasında bekliyoruz. Bakın kırmızı çizgi aşağıdayken aşağıdayken bizlere bir yükseliş sinyali geldi. Bakın buradaki sistemde genel olarak sinyaller doğru ancak hatalı bir sinyal alırsak nasıl o hatalı sinyali kara çevirebiliriz Burada bunu gösteriyorum arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin beni. Burada bakın bizlere bir hatalı sinyal vermişim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada yükseliş sinyalinden sonra %1'e yakın bir yükseliş sinyali gelmiş. Bakın burada yükseliş sinyalimizi almışız. %1'lik bir yükseliş gelmiş. Yani bu yeterli değil tabii ki de. Bu iyi bir yükseliş değil. Ardından gelen iyi bir yükseliş gelmemiş. Ve burada stop olup bunu kapattık arkadaşlar. Tamam mı? Yani tamam. Buradaki işlemde başarılı olamadık. Sonra buradaki başarısızlığımızı nasıl kapatıyoruz arkadaşlar? Burada yine kırmızı çizgi beyaz çizginin altında devam ederken gelen ikinci süper trend sinyalinde işleme girerek arkadaşlar bu şekilde hatalı sinyalleri de kâra çevirebiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki noktada ilk sinyalimiz hatalı ancak ikinci sinyalimiz görmüş olduğunuz gibi burada bizlere ne kadarlık bir kar bırakıyor arkadaşlar? Şöyle bakalım %5.43'lük bir kar bırakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hatalı sinyallerden de kaçınabiliyoruz. Çok basit bir şekilde sistemin ne kadar iyi çalıştığını görünce inanamayacaksınız arkadaşlar. Tek sadece bunu söylüyorum ben inanamayacaksınız. Sistemdeki sinyaller gerçekten inanılmaz. Zaten birazdan detaylı olarak tek tek sinyallerini test edeceğiz. Bakalım mesela şurada. Mesela arkadaşlar burada mesela çok güzel bir sinyal görmüşüz. Görmüş olduğunuz gibi bakın kırmızı çizgi aşağı aşağı indi. Gördüğünüz gibi aşağı indi. Bir süre bakın devam etti. Bir süre devam etti. Düşüş devam etti ve ardından gelen ilk süper trend sinyali. Görmüş olduğunuz gibi ilk süper trend sinyalimizden sonra direkt olarak bizlere harika bir sinyal vererek %12 bir kazanç sağlatmış. Burada bir tek sinyalle Yine aynı örnek arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın buradan aşağı doğru kesişimini yaptı. Sonrasında süper trendimizden gelen ilk düşüş sinyali bizlere yükseliş sinyali verdi en önemli püf noktalardan bir tanesi yine. Bakın arkadaşlar burada Trix kırmızı çizgi beyaz çizginin altına indiğinde yani bizlere bir sinyal verdiğinde buradan ne kadar çok düşüş olduktan sonra süper trendimizden bir sinyal gelirse yani buradaki boşluk ne kadar uzun olursa bizler için o kadar iyi bir sinyaldir. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Peki arkadaşlar aynı anda bir sinyal aldık. Yani Trix bu şekilde aşağı doğru kesişimini yaptı ve aynı anda da süper trendimizden bir sinyal geldi. İşleme giriyor muyuz? girmiyoruz arkadaşlar. Aynı anda sinyalleri bizler için iyi bir sinyal değildir. Mutlaka Trix'in önce kesişim yaptıktan sonra bir süre geçip süper trendin sinyal yakması gerekiyor arkadaşlar. Bizlere bu çok çok önemli bir durumdur. Bakın yine mesela burada da ufak bir şekilde görmüş olduğunuz gibi ufak bir sinyal direkt olarak %5 kazandırmış olduğunu görüyoruz. Sistemimizin devam ettiğimizde bakın yukarı doğru çıkmış %5 kazanç da burada bizlere verdi arkadaşlar. Zaten birazdan testlerimizde de bunları göreceğiz. Sonra bakın devam etti. Hemen bizlere bir düz sinyali verdi. Burada aşağıda dolaşmaya başladı. Bakın görmüş olduğunuz gibi uzun da bir süre bakın uzun da bir süre düşüş devam etti. Az önceki örneğimizdeki gibi uzunca bir süre düşüş devam etti ve sonrasında süper trendimizden bir yükseliş sinyali geldi ve mum kapattı. Bu da çok çok önemli arkadaşlar. Bunu yazalım hatta buraya. Her zaman mum kapanışı bekliyoruz. Her zaman. Aslında arkadaşlar burada farklı bir şey yapmıyoruz. Her zaman mum kapanışımızı kesinlikle ama kesinlikle bekliyoruz. Süper trendimizden sinyal geldi ve mum kapandı. Hemen arkadaşlar direkt buradan yükseliş sinyalimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde bir yükselişi önceden tespit edebildik. %26.54'lük bir kazanç elde edebildik arkadaşlar basit bir şekilde. Buradaki sistemimizin harikalığı ve güçlü al sinyalleri sayesinde buradaki sistemimizin çok güzel yanları var. Birincisi çok güçlü al sinyalleri veriyor ve ikincisi de hatalı bir sinyali çok çok nadir veriyor. Ancak hatalı bir sinyal alırsak bunu telafi etme şansımız da var arkadaşlar. Bu sistemi tamamen kendim buldum ve sık sık da başvurduğum ve önemsediğim bir sistemdir. Sizin çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Çok sevdiğim sistemlerimden bir tanesidir arkadaşlar ve ek olarak buradaki sistem katıl butonunda yer verdiğim kendi stratejim kaldıraçla da inanılmaz bir şekilde uyumludur. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Buradaki sistemle beraber kendi stratejim kaldırıcı beraber kullandığınızda ben bunu söylüyorum arkadaşlar yani herhangi bir şekilde zarar etme ihtimalinizi görmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü ben arkadaşlar bildiğiniz gibi kendi stratejim kaldırıcı kullanıyorum ve ek olarak kanala yüklediğim stratejilerden faydalanıyorum ve tamamen mesleğim bir traderlık arkadaşlar. Herhangi bir yerde çalışmıyorum ve tamamen kazancımı buradan sağlıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Benimle beraber de aynı şekilde bir trader ekibinin olduğunda unutmayın arkadaşlar. Devam ettiğimizde bu şekilde sinyallerinin ne kadar iyi sinyal verdiğini bu şekilde göre bilirsiniz arkadaşlar. Bakın düşüş devam ediyor. Burada bizlere şuradaki noktada bir sinyal vermiş. Ufak bir şekilde yönünü aşağı verdikten sonra yine arkadaşlar yönünü düzelterek burada %4.68'lik bir yükselişi bizlere vermiş arkadaşlar. Buradaki sistemde yükseliş sinyalleri sonrasında gelen yüzdeler gerçekten çok büyük. %4, %5, %20 gibi. Bir de bunu kaldıraçla ve riskimizi minimize ederek oynarsak neler kazanabileceğimizi sadece siz düşünün arkadaşlar diyorum sizlere. Bu şekilde zaten sistemi detaylı olarak birazdan test edeceğiz. Bakın burada yine kırmızı çizgi aşağıdayken bir yükseliş Sinyali yönünü bakın arkadaşlar bu şekilde yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın yine kırmızı sinyal aşağıda bir yükseliş sinyali bakın yönünü yukarı doğru vermiş. Trix aşağıdayken gelen ilk süper trend sinyali arkadaşlar. Eğer stopumuz patlamışsa da ve düşüşün yönü aşağı doğru devam ediyorsa ve ondan sonra süper trend sinyali gelmişse yani ikinci sinyalimiz gelmişse süper trendimizden bu şekilde arkadaşlar hatalı sinyalimizi de telafi edebiliyoruz buradaki sistemimizde. Mesela bu sistemimizin yine ana özelliklerinden bir tanesi burada bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Trix'in kırmızı çizgisi yukarıdayken hiçbir şekilde... Hiçbir şekilde süper trendin sinyallerini dikkate almıyoruz arkadaşlar. Trix yukarıdayken herhangi bir süper trend sinyali gelirse asla ama asla dikkate almıyoruz. Bunu kesinlikle bilmenizi isterim arkadaşlar. Bakın süper trendin hatalı sinyallerini eleyen bir sistem ve süper trendin en iyi sinyallerini bizlere veren bir sistem çok güçlü al sinyalleriyle bizlere en diplerde yükseliş sinyalleri aktarıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz mükemmel çalışıyor diyebiliriz burada. Peki bu sistemimiz düşüş sinyalleri üretiyor mu? Hemen bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Bunu direkt olarak sizlere göstereceğim. Şöyle süper trendimizden hemen düşüş sinyallerini de açalım. Düşüş sinyallerinde arkadaşlar bakın düşüş sinyallerinde bizlere yükseliş sinyallerinde verdiği sinyaller kadar iyi sinyaller vermiyor. Bunu bir kere bilelim arkadaşlar. Tamamen yükseliş sinyallerine odaklı bir sistemdir. Ancak buradaki sistemin düşüş sinyalleri de şu şekilde. Trix yukarıdayken ilk gelen süper trend düşüş sinyali bizlere düşüş sinyali aktarır arkadaşlar. Ancak buradaki sistemimizde düşüş sinyalimizi kullanmıyoruz. Çünkü uzun testler sonucunda düşüş sinyallerinin yükseliş sinyallerine göre başarısız olduğunu gördük. Bu yüzden arkadaşlar sistemimizde buradan düşüş sinyallerini kapatıyoruz ve buradaki sistemi sadece yükseliş sinyallerini nasıl tespit edebiliriz bunu görmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sistemin kullanımı çok çok basit. Sadece burada uzun uzun anlattığım püf noktaları arasındaki herhangi bir püf noktasını kesinlikle atlamamış olmamız gerekiyor. Çünkü sizlere hatalı sinyalleri nasıl öngörürüz? Herhangi bir şekilde hatalı sinyal alırsak onu nasıl telafi ederiz? Nasıl en güçlü hatalı sinyali alabiliriz? Bunlardan bahsettim. Burayı izlediyseniz zaten arkadaşlar bu sistemde çok çok başarılı olacağınızdan eminim. Şimdi arkadaşlar buradaki sistemimizde yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra pozisyondan ne zaman çıkmalıyız? Çok önemli bir bölümümüz. Hemen bir bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buradaki sistemimizde stop loss'umuzu ilk olarak nereye yerleştirebiliriz ve pozisyondan ne zaman çıkmalıyız hemen bu bölümümüze geçelim en önemli bölümlerimizden bir tanesi bakın şimdi yükseliş sinyalimizi tam olarak buradaki mum kapanışımızda aldık şöyle hemen gösterelim tam olarak şuradaki bakın şurada aldık yükseliş sinyalimizi burada aldık mumumuz kapandı ve sinyalimizi aldık burada arkadaşlar ilk olarak stop'umuzu süper trendin başlangıç noktasına yerleştiriyoruz bakın biraz geniş bir stop oluyor ancak buradaki sistem çok güçlü yükseliş sinyalleri verdiği için ilk baştaki fitillerden kaçınmak adına bu şekilde stoplosumuzu ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ilk başta ilk sinyalimizi aldığımızda süper trendin ufak bir yüzde altına stopumuzu belirliyoruz arkadaşlar. Sonrasında yükseliş devam ettikçe buradaki stopumuzu yavaş yavaş yüzdelerle olmak kaydıyla arttırıyoruz. Yani bu şekilde bir yükselişten sonra hemen direkt olarak altına stopumuzu yükseltmiyoruz arkadaşlar. Burada belirlediğimiz yüzde kadar yavaş yavaş stopumuzu yükselterek, yükselterek yükseliş trendlerini takip etmek istiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi süper trendin tam olarak çizgisinin üzerine değil ancak biraz bu şekilde altına stopumuzu yerleştirerek yavaş yavaş yükselterek devam edebiliriz. İkincisi burada şu şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Take profit ve stop loss yani kar al ve zarar kes noktamızı başta belirleyebiliriz. Yani şu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki sistemde %3 düşerse yani yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra %3 düşerse stop et, %5 yükselirse karı al. Bu şekilde arkadaşlar bir yöntem belirleyebiliriz. Şöyle arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Buradan yükseliş sinyalimizi aldık. Bu şekilde diyelim ki baktık şöyle bir hesaplamalarımızı yaptık. Burada arkadaşlar %2'lik bir stop koyacağız buraya diyelim ki tam olarak şuraya denk geldiğini düşünelim varsayalım. Sonrasında %3'ü de hemen daha işleme girdikten hemen sonra bunu yapıyoruz. Diyelim ki arkadaşlar yine aynı şekilde yükseliş sinyalimizi aldığımız noktanın şu şekilde şurayı %3 olarak görelim. Bu şekilde arkadaşlar %3 olarak belirleyelim. Şimdi artık kafamız rahat arkadaşlar. Başımızı yastığa rahat bir şekilde koyabiliriz. %2 hemen şöyle de not edelim. %2 zarar kes, %3 Kar al. Bu şekilde de arkadaşlar stopumuzu belirleyerek devam edebiliriz. Ancak ilk sinyalimizi aldıktan sonraki düzeltmelerden dolayı benim fikrime göre başta süper trendin altına stopumuzu yerleştirelim. Sonrasında belirli bir yüzde belirleyerek zarar kes ve kar al noktalarımızı belirleyip beklemeye alalım arkadaşlar kendimizi. Çünkü Başlangıçta çok ufak düzeltmeler gelebiliyor. Buradaki düzeltmelerde stopumuzun patlamasını istemeyiz. Bu yüzden arkadaşlar başta süper trendin çok kısa bir yüzde altına domuz yerleştirebiliriz. Ufak bir yükseliş devam ettikçe de stop loss ve take profitimizi belirleyip bu şekilde arkadaşlar sistemimizi kurabiliriz. Diyelim ki bu şekilde sistemimizi kullanıyoruz. Yani yüzde zarar kesle, yüzde üç kar alla sistemimizi kullanıyoruz. Buradaki sistemi kontrol ettiğinizde göreceksiniz ki verdiği sinyallerin çok büyük yüzdesi doğru. Bakın çok büyük yüzdesi doğru arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bek testlerimiz arkadaşlar 57 sinyalden 46 tanesinin doğru olduğunu gördük arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar ne demek biliyor musunuz? yüzde %80 oranında bizlere doğru sinyal veriyor demek. Matik USDT 1 saatlik grafiklerde tek tek sinyallerini kontrol ettim. Son 57 sinyalinde arkadaşlar sadece 11 tanesinde hatalı sinyal vermiş. Yani Şöyle düşünürsek bizim girdiğimiz 10 tane işlem var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane işlem var. Bunların 2 tanesi yanlış sinyal verdi. Yani stopumuzu patlattı. Ve şu bilgiyi de vermem gerekirse yanlış sinyal diyoruz ama bunu telafi etme hakkımız da var. Ne demiştik? İkinci sinyalinde bir giriş yapıyoruz demiştik. Yani hatalı sinyalden bir sonraki sinyalde giriş yapıyoruz demiştik. Ancak yine bunu hesaba yine de katmayacağız. Bu şekilde arkadaşlar kar al zarar kesi de doğru kullanırsak bu sistemden inanılmaz paralar elde edebiliriz. Ve arkadaşlar bu sistemi size tamamen ücretsiz olarak Veriyorum. Yani tamamen ücretsiz. Bunu gerçekten arkadaşlar çok kişi çok şey yapmıyor. Bu sistemi üzerine düşünüp 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 ben bunu mesela size nasıl pazarlayabilirim diye kafa yorabilirdim arkadaşlar. Ancak yapmıyorum. Bu sistemi direkt olarak ücretsiz bir şekilde burada sunuyorum sizlere. Sistemi açın bakın arkadaşlar çok basit bir şekilde zaten sinyallerini alabilirsiniz. Bu sistemi zaten kullanlık çalışacaksınız. Sistemin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ve yükseliş sinyallerinin çoğundan sonra yükseliş sinyalinin geldiğini de göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. Yani burada 57 tane sinyalden 46 tanesi doğru sinyal veriyor ve inanılmaz yüzlerle bizlere kazandırıyor. Yani %0, 50, %1 de değil. Çok büyük yüzlerle kazandırıyor arkadaşlar. %5, %10, %20, %30 gibi büyük yüzlerle kazandırıyor arkadaşlar. Ve de bir de bunu kaldıraçlı işlemlerde güzel bir şekilde kullanmayı da öğrenirsek. Hani siz tahmin edin. Kazancınız sadece siz tahmin edin arkadaşlar. Ve ek olarak da bu sistemi kendi stratejim kaldıraçla beraber kullanırsanız da arkadaşlar. Hani elde edebileceğiniz karlara sizler de şaşıracaksınız diyorum. Çünkü ben buradaki sistemi sık sık kontrol ediyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim de bir sistem. Bu arada yine ekibimizin ve benim aktif olarak kullandığımız kendi stratejim kaldıraçtan faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan kendi satıcım kaldıraca erişim sağlayabilirsiniz. Katıldıktan sonra oynatma listesindeki üyelere özel videoları izleyerek buradaki sisteme süresiz olarak bakın altın çiziyorum süresiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Yani bir kere kuruyorsunuz ömür boyu o sistem sizin oluyor arkadaşlar. Bu sistemle onu beraber kullanırsanız elde edeceğiniz başarıları elde edeceğiniz başarılar eski başarılarınızın kat kat üzerinde olacak. Bunu kesinlikle göreceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şu an Matic USDT bir saatlik grafiklerde uzun uzun beklesi yaptım. 30 dakikalık grafiklerde de yaptım arkadaşlar. Birazdan zaten zaman dilimlerinden bahsedeceğim sizlere vermiş olduğu sinyallerin. Çoğu doğru arkadaşlar çoğu doğru %80 oranında sinyalleri doğru hatalı bir sinyal verse de arkadaşlar bir sonraki sinyalinde onu da telafi edebildiğimizi unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi stop lossumuzu buraya yerleştirip sonrasında zarar kes ve tek profit'imizi yani kar al yüzdemizi belirleyerek devam edebiliriz veya stop yükselterek de ilerleyebiliriz. Buradaki sistemimizde sistemi sadece kurun ve izleyin arkadaşlar görün ben başka da bir şey demiyorum. Şimdi hemen bu sistemin hangi zaman dilimlerinde geçerli olduğu bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar buradaki sistemimizi 1 saatlik grafikler en iyi olmak kaydıyla bütün zaman dilimlerinde backtest yaparak kullanabilirsiniz ve ek olarak da alım satımın gerçekleştiği yani her yerde bu sistemi kullanabilirsiniz. Hariteler olsun, forex olsun alım satımın gerçekleştiği dediğim gibi her yerde kullanabilirsiniz. Ancak zaman dilimlerinde kesinlikle backtest yapmayı unutmayın arkadaşlar. Altcoin'lerde, Bitcoin'de de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Backtest'imizi zaten Matic USDT üzerinden yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi bir saatlik grafiklerde ben çok beğeniyorum. Ancak diğer zaman dilimlerinde de testlerinizi yapabilirsiniz. Diğer zaman dilimlerinde mesela arkadaşlar 4 saatlik grafiklere de baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel sinyalleri mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel sinyalleri mevcut. Bakın yine burada aynı şekilde bizlere güzel bir sinyal vermiş. Bakın, dediğim gibi burada bakın aşağı doğru gelmiş Trix ve devam etmiş, devam etmiş. Buradaki mumda bizlere bir hatalı sinyal vermiş bakın. Sonrasında burada stopumuz patlamış. Bir sonraki bakın yükseliş sinyali ne yapmış arkadaşlar? Bizlere %64'lük bir yükseliş sinyali vermiş arkadaşlar. En dipte bir sinyal vermiş. Bu yüzden arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi hatalı sinyalleri de telafi edebiliyoruz. Buradaki sistemimiz sayesinde en dibi bulabiliyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde ve stop loss noktalarının da ne kadar iyi çalıştığını kesinlikle atlamayalım. Çok iyi bir şekilde çalışan 4 dörtlük bir sistem olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki sistemi tüm zaman dinlerinde kullanabilirsiniz. Ancak an saatlikte çok çok memnunum. Şimdi hemen alternatif indikatör bölümümüze geçelim ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Peki arkadaşlar buradaki sistemimizde iki tane indikatör kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi süper trend ve trix indikatörlerini kullanıyoruz. Biz bu indikatör sisteminde hangi üçüncü indikatörü eklersek buradaki sisteme bu sistemi daha başarılı bir hale getirebiliriz. Ben üçüncü indikatör için arkadaşlar gerçekten çok büyük bir zaman harcadım. Ancak üçüncü indikatöre bir türlü Gerek olmadığına karar verdim. Eğer sizden bir fikir gelirse test ederiz arkadaşlar. Gerekirse yeni bir videoda yaparız ikinci parti gibi. Herhangi bir fikriniz olursa kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Veya şunu diyebilirsiniz. Süper trend mesela diyelim ki 2 değil de 1.6 olsa daha iyi olabilir. Mesela bunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde fikirlerinizi her zaman bekliyoruz. Yorumlarda arkadaşlar gerçekten sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Yorumları okumak beni çok çok mutlu ediyor ve şevklendiriyor. Yorumlarda sizlerin yorumlarınızı ve sorularınızı her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bu arada gözümden kaçan bir yorum olursa lütfen kusura bakmayın. Hani Havalara girdi falan kesinlikle demeyin arkadaşlar gerçekten çok üzülürüm kesinlikle gözümden kaçmıştır yani gördüğüm anda cevaplıyorum arkadaşlar bundan kesinlikle emin olun ve yorumlara da uzun uzun gerçekten zaman harcıyorum aklınıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz bu şekilde sistemlerle alakalıdır öneriniz varsa da kesinlikle arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dediğim gibi burada bir üçüncü indikatör kullanacaksak hangi indikatörü kullanabiliriz ve ne işe yarar bunu yorumlar kısmında sizlerden bekliyor olacağım. Ekranda bakın zaten direkt ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Kırmızı altta yükseliş sinyali yükseliş geliyor. Bakın yine kırmızı altta yükseliş sinyali bakın gördüğünüz gibi yükseliş geliyor. Yine kırmızı aşağıda bir dip Gördüğünüz gibi yine yükseliş görüyor arkadaşlar. Yine bakın aşağıda yine gördüğünüz gibi bir yükseliş görüyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar resmen kusursuza yakın mucize bir sistem diyebilirim bu sistem için. Emin olun buradaki sistem başka birinin elinde olsa direkt bunu nasıl paraya dönüştürürüm bunun hesabını yapar ama ben yapmıyorum arkadaşlar. Bunu ücretsiz olarak size sunuyorum ki faydalanın, para kazanın arkadaşlar. Dolar kazanın. Dolar bildiğiniz gibi yükseliş trendinde devam ediyor. Bu yüzden arkadaşlar sizlerin dolar kazanması için ben de elimden geleni yapıyorum ve her zaman da Yapmaya devam edeceğim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.